Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine yapmış olduğum tülbentleri göstereceğim. Tanıtımını yapacağım. Şöyle bu tülbenti 2-3 video önceden size anlatmıştım anlatımını. Bunu tamamladım, bitirdim. Bu şekilde çok güzel bir şöyle silbir silbir filkide gibi gözüken bir model oldu. Bakın arkadaşlar çok hoş. Özellikle şu köşe kısmını anlatmıştım. iki defa bu şekilde toplanmadan güzel bir köşe dönüşü yaptık. Bakın arkadaşlar. Evet bitirdim dediğim gibi bu şekilde türbentimi çok da güzel şöyle silbir silbir bir model oldu bakın arkadaşlar şöyle çok hoş bunun üstünde sadece bir arka tarafından ütüledim düzgün güzelce bir arkalı önlü ütüde olduğunda daha da hoş duracak evet arkadaşlar bu şekilde şöyle köşeye doğru yine aynı şekilde size tarif ettiğim usul üzerine bu şekilde bu köşelerini de hazırladım. Bakın toplanma filan kendini hani gerdirmesi yok. Rahat bir şekilde köşe dönüşü bu şekilde tarif ettiğim üzere, dediğim gibi isim numarası aklımda yok ama arkadaşlar oradan o modelin yapılışına bakabilirsiniz. Yine bu modelden önce size tarif ettiğim bir boncuk modelim daha var arkadaşlar. Kolay böğütlen yapımı olarak kanalımda yapılışı mevcut. Bakın şöyle her köşesine bakın arkadaşlar bir tane yaprak ve böğürtlen koymayı denk getirin. Şöyle bu 12 tane mi 13 tane koymuştuk. Bir fazla bir eksik koyarak muhakkak köşelere böğürtlen koyun ki şöyle aşağı doğru güzel bir şekilde sallantısı olsun. Bakın tüm köşelerime böyle bu şekilde böğürtlenlerimi koydum. Şöyle göstereyim. Bakın tüm köşelerimde şöyle dördüncü köşemi de tutup size göstermek istiyorum bakın tüm köşelerimde bu şekilde bir örtlenlerim olacak dediğim gibi ara suyunu bir eksik bir fazla fark etmez 12'ymiş 13 olur 12 11 olur ama önemli olan bu şekilde şöyle açıp göstereyim Börtlenlerini ilk önce hazırlıyoruz. Sonra da böyle ara yaparak takıyoruz. Yemenim de bu şekilde. Yemenim eee cenk veya eğyen değil ama arkadaşlar e, kırmızıdan bulamadım. O yüzden mecburen bu belivan biraz e, şey kalite açısından biraz laylaronumsu. Ama bu şekilde yapmak istedim fazla da bakın şu tığlamalarına filan. Şöyle delinmeler filan olmadı, çok hoş bir model oldu kırmızı buna ancak olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, aynısından bu şekilde bir tane de sadece sarısını kullanarak dediğim gibi elimde fazlaca mevcut olduğundan böyle haç ve omre yazmasına yaptım biraz da aralarını bunun şöyle biraz daha farklı yaptım yine dediğim gibi bakın bu köşelere muhakkak yapraklarını böyle bu şekilde bir tane böyle koymayı unutmayın köşelerin güzel durması önemli en en çok köşeler gözüküyor o yüzden köşelere biraz daha önem verin buna kırmızı hani yaşlı işi yaşlılar yaşlar pek böyle allı güllü şeyleri sevmiyorlar sadece seviyorlar diye e, bu şekilde haç yazmasına, ömre yazmasına da e, böyle sarıdan olsun istedim. Bazı hani rüküş insanın e, yaşı çok olsa da ruhu genç kalıyor. Böyle bir örtlenir. Onlar da bu şekilde hazırladım. Zaten kırmızı sarının içinde inci koydum. Onlar bu şekilde patlatıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bunu da şöyle açıp sergileyim. Şimdi şöyle bir gözünüze hitap etsin. Aralarını dediğim gibi boncuk kafada ağırlık yapmasın diye bilerek bu şekilde aralıklı yaptım. Fazla da değil, az da değil yani. Bu şekilde bakın sarının duruşu da karşıdan böyle şöyle yapayım. Şöyle arkadaşlar kırmızı ve beyaz böğürtlenlerimi beyazın üzerine konduğu zaman bakın daha güzel gözüküyor ama bu şekilde yaşlılar hani kırmızı tam pek aldı güllük, olmasın sade olsun dediği için bu şekilde sarıdan yaptım Evet yapmış olduğum aynısından iki tane yaptım Hani bu iki tane oğlu olan için gelinlere birer tane verilmesi için bu şekilde aynı modelden iki tane yaptım Evet. Yapmış oldum, olduğum modellerim bu şekilde. Bunlar da kanalımda mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da aynı şekilde hazırladım. Bakın, örten oyası sevenler için bu şekilde olabilir. Evet. Şimdi kızın ismi Nurgül'ün tığ ve iğne yolları olduğu için yapmış olduğum iğne yollarını da göstermek istedim şöyle e, bu Reyyan marka kalitesine şöyle bir göstereyim size yakından Buna da papatyalı bir tülbent olduğu için şöyle papatya e, iğne yasını yaptım iniyorum şu şekilde ara suyu ve aralarına koydum. Her köşesine de muhakkak bu şekilde. Bakın papatyalar koydum. Desenimi şöyle bir sizlere açayım. Daha net şöyle kenarları gözüksün bakın modelimin, oyamın ne kadar uyumlu birbirine arkadaşlar. Bu sema pazarından almıştım. Bunu hep soruyorlar. Daha önce iğne oyaları çekiyordum kanalı ilk açtığımda ama o kadar kötü videolardı ki onları hep sildim arkadaşlar kanaldan. Çünkü hani çekmeyi bilmiyordum gösterme sadece yapıyordum. Zaten görüntü kalitesi de o kadar kötüydü ki yani sildim o açıdan. Evet bu modelim bu şekilde bu türbentim bu şekilde. Şimdi şöyle tek tek öbürlerine bakalım. Bu modelimde şöyle Cenk marka yazmam var. Bu da pamuk gibi arkadaşlar. Şöyle Öbürüne bakın laylon karışımı vardı bunda hiç laylon karışımı yok Çok güzel Bu şekilde Allah'ım Yağmur gibi Şöyle desenini de bir açayım İlk önce bir oyasını göstereyim Evet Şöyle bu tür bentimde Cenk marka. Deminki da birazcık laylon karışımı var gibiydi. Bakın bu daha bir pamuklu. Şöyle yakın plan. Bunun da göstereyim. Şöyle bir oyasını gösterip tülbentimi de açayım sizlere. Modelimi 3 e, üç yapraktan oluşan şöyle bakın iğne oyası. Bunu ta çevirdim galiba ama pek net hatırlamıyorum şimdi. Ara suyu da çiçeğimin kenarının yaprağından yapmış olduğum ara suyu birebir aynısı şöyle takım olsun diye yaptım yine bunu da açayım da şöyle desenine bakalım şöyle içinin renklerinden böyle çiçekler hazırlayarak yaptım duruşu deseni bu şekilde şöyle bakın arkadaşlar desenimi evet çiçeklerim bu şekilde türbentimin kenarı şöyle ortasında da aynı çiçekler var kenar çiçeğim de bu şekilde şöyle ona uygun renkte de bu şekilde sade kendime yapmıştım bunu bu benim için bu gördüğünüz ikisi de bakın birbirinin aynısı bu da cenk yaprak olarak demin gösterdiğim morla aynısı fakat şöyle bakın köşelere muhakkak bir tane denk getirdim arkadaşlar. Köşelere denk getirmeyi unutmayın. Çok güzel duruyor. Dediğim gibi yaprak olarak aynı fakat bunun kenar yapraklarını farklı. Şöyle arasını da bu şekilde yaptım. Bunu da açayım. Şöyle net yakışıp yakışmadığına bakın. Onda sarı güller vardı arkadaşlar ama elimde çok fazla yaptığım için bu şekilde morla yaptım ama bu bakın daha uyumlu. Bunları iki tane oğlum var. Allah başlarsa gelin kızlarımı koymayı düşünüyorum bu şekilde. Evet pembe, yeşil ve beyaz hepsinden tülbentteki renklerden bu şekilde hazırladım. Bakın bu onun aynısı birebir açmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet bunlar da inşallah ömrüye gitmeyi düşündüğüm için haçta nasip olursa hacca da gideriz inşallah. Bunlar da böyle Şöyle yakın plan tutuyum. Ömre yazmalarının ucuna yaptığım modelim. Şöyle. Bakın. Buna badem deniyor sanırsam badem modeli olarak. Dediğim gibi bunları sil, sildim sanırsam. Papatya silmedim de bunları sildim herhalde arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir ara suyu ve sade. Çok sade bir model. Bu şekilde kullanırım diye orada şekilde beyazdan yapmıştım. Rengini de tek renk kullandım böyle ağır olsun. Vişne çürü rengi diye. Evet. Şimdi bir de şu Bakın onun aynısı arkadaşlar. Bakın şöyle kalitesine de bakın. Bunlar da Cenk marka. Cenk markalar biraz ince gibi saçı gösterir mi bilmiyorum ama sırf kalitesi güzel diye almıştım bunu. Markası. Bu da arkadaşlar zerdali çekirdeği veyahut da badem olarak geçiyor. Bakın onun aynısı şöyle yaprakların arasında ara suyunu da bakın bademi otutturduğum yaprağın aynısını ara suyu olarak yaptım. Şöyle bunu da açayım. Daha şöyle güzel gözüksün. Evet. Şöyle. Bunlar tabi hafif ütülemiştim ama mor renk bu vişne çürüğü değil arkadaşlar mordan şöyle mor ve sarı bunlar da bu şekilde hazırlamıştım mor ve sarıda evet modellerim bu şekilde İğne oyasında göstereyim istedim madem Nurgül'ün tığ ve iğne oyaları iğne oyası çekmiyorum ama kanalın ismini de sadece tığ oy olarak değiştireceğim inşallah nasip olursa evet modellerim yaptığım tülbentlerim bu şekilde bugünlük de bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar